Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Şimdi özellikle sizinle beraber bugün endeks analizini yapmak istiyorum. Çünkü bana bugün bununla alakalı çok soru geldi. Şu an için baktığımız zaman endeks destek noktalarının çok alt seviyelerine indi. Ve bu destek noktaların alt seviyesine inmesi bugün oluşan satışın daha da hızlanmasına neden oldu. Bizim bir sonraki destek noktalarımız neresi derseniz, otomatik hesaplama yapan robotumuzun bizlere vermiş olduğu seviyeler 119.862 seviyesi. Şu an için bizim önemli dikkat etmemiz ve yakından izlememiz gereken bir seviye. Günlük bazda bunun altına düşmediği takdirde herhangi bir soru ve sorun teşkil etmiyor bizlere. Bunun yanı sıra düzeltme seviyeleri olarak baz aldığımız zaman şöyle şunu kapatalım. Siz de biliyorsunuz altın oran denilen 0.382 seviyesine kadar bir geri çekilme burada görebiliriz. Bu da bizler için tekrar bir alım fırsatına dönüşecektir. Ekstra bir siyasi gelişme, ekstra bir bozulma gerçekleşmediği sürece buradan bir toparlanma sürecine gireceğimizi ben düşünüyorum. Üst bazlara baktığımız zaman arkadaşlar, şu an için 108.929 seviyesi bizim için endeksin artık kesin ve net olarak aşağı dönmüş olduğunu gösterecek seviye. Bu seviyeyi ben bizlere tehlike teşkil edecek diye neden söyledim derseniz de, endekste daha önce oluşan şöyle bir Elliott formasyonuna yakın bir formasyon var. Şuradan başlangıcını yaptığımız zaman Elliott formasyon videosunu da ben daha önceki eğitim videolarında sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 0.611.618 seviyesine kadar ben yükselme geleceğini öngörüyordum. Lakin koronavirüsü ve bunun dışında gerçekleşen diğer siyasi gelişmeler, deprem ve bu deprem sonrasında oluşan belirsizlik buraya kadar düşüşlerin gelmesine sebep oldu. Bu düşüşlerin sebebi arkadaşlar Asya borsalarında gerçekleşen tedirginlik. Çünkü bir ülkede bulunan salgın hastalık o ülkenin ekonomisini kısa süreli veya uzun süreli de olsa çok ciddi derecelerde tehdit altına alabiliyor. Şimdi bizim için önemli seviyeler buralarda. Bundan sonraki izleyeceğimiz seviyeler neresi derseniz, hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. Alt destek seviyemiz 117.797 seviyesi. Pardon, 779 seviyesi. Bu seviyenin altında kaldığı zaman trendin kısa vadeli olarak dönmüş olacağını söyleyebiliriz rahatlıkla. Günlük bazda stop olma seviyelerimiz için henüz bir 4-5 puan, 4-5 bin puanlık bir alt kademe var arkadaşlar. Bu seviyeler çok ciddi şekilde hacimli olarak kırılmadığı sürece yukarı yönlü RSI'nin de şurada birleştiği noktadan tekrar ben bir tepki bekliyorum. Çünkü daha önceden günlük bazda geldiğinde bu seviyeye yaklaştığında yukarı yönlü bir tepki aldı. Bu tepkiyi tekrar alabilme ihtimali olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü endeksimiz destek seviyelerinin henüz üzerinde kısa vade ve günlük bazda baktığımız zaman. Bunun dışında endekste herhangi bir sıkıntı yok. Endeksi analiz edeceğimiz zaman dikkat edeceğimiz bir diğer seviyede X Bank arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. X Bank daha önce ben sizlere bir tane gösterge attım. Bu göstergede de zaten Twitter üzerinde grafiğimiz mevcuttu. Bu seviyeye kadar bir yükselişten sonra düzeltme seviyelerinin gelebileceğini ben paylaştım. Düzeltme de arkadaşlar X Bank demek, Garanti ve Akbankası demek. Bu iki bankanın düzeltme seviyelerine gelmiş olması endeksi yoracak bir
Diğer faktör, Garanti Bankası ve Akbank'ı bankalar bazında dikkatle incelememiz gerekmekte. Şu an için endeksin düşeni kırmış olması için arkadaşlar yaklaşık bir 7000 puanlık yükseliş gelmesi gerekmekte. Bu da yaklaşık Garanti Bankası'nda 50 kuruş, Akbank'ta da Halk Bankası'nda da 30'ar kuruş bir yükselme demek. Bu yükselme gelmediği sürece bankalardaki satış baskısı devam edebilir. Bizi rahatlatan taraf bankalarda açığa satışın henüz başlamamış olması. Açığa satışlar gelmediği sürece bankalarda çok büyük bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. En azından günlük bazda sert düşüşler gerçekleşmeyebilir. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese hayırlı bol kazançlar diliyorum.